Evet, kıymetli dostlar, bugün çok değerli benim ilk müşterilerimden diyelim 2019 yılından itibaren Ünye Çaybaşı, Çaybaşı Tekkeköy. mevkiinden, Tekkeköy köyden olan Zekeriya Saka Bey ile beraberim bugün. Bugün ziyaretime geldiler. Dördüncü ay, şey 10. ayın 4'ünde beraber olmaktayız. Bu yıl malum iklimsel olarak çok farklı bir iklim koşulunu yaşadık. O nedenle 4 yıldır, 5 yıldır işte bizim ürünleri kullanan çiftçimizden genel bir rapor almak istiyorum. Bu benim için çok önemli. Bir ayrı husus ise sizin gibi organik beslemeye gönül vermiş arkadaşlar açısından da önemli. Zekeriya Bey bu zamana kadar ne yaptı? Bu yıl nasıl bir performans sağladı ürünlerimiz? Katkımız oldu mu? Komşusuyla arasındaki kıyaslamayı soracağım. Kendi ürünün kalibresini soracağım. Malum bu yıl en az 6 puan, 8 puan arasında fabrikalar tüccarları darboğaza soktu. Şimdi sadece tüccar, şimdi karşımıza çıkan tüccar. Ama tüccar değil, aslında fabrikatör. Evet. Yani eskiden bezik fındığı randımana koyuyorduk. Onun da bir hesaplamaları vardı ama şimdi elek sistemi getirmişler. İşte Düzce, Sakarya tarafında. Eleğen 9-11 kalibre aralığını bu sefer 12'ye çıkartmışlar. Gitmiş de tornadan genişletmişler. Bir sürü hırsızlıklar var. Ben buralara girmek istemiyorum. Ama Aysa organik olarak Zekeriya Bey, Zekeriya Saka çiftçimize ne sağladık? Komşularıyla arasındaki farkı öğretmek istiyorum. Zekeriya abi, tekrar hoş geldiniz mekanıma. Sağ olasın, Şimdi Allah razı olsun hocam. Allah rızası için konuşacağız. Tamam. Benim için hiçbir şey konuşmuyorsun. Aysa organik zaten yapacağını yaptı. Ama ben sizinle bundan 4 yıl, 5 yıl önce başladık. Bugünkü en zor koşul bir yılı yaşadık. En zor. Çünkü aşırı kurak, 2-3 ay kuraklık devam etti. Bu arada size bir katkımız oldu mu veya negatif yönde mi, pozitif yönde mi katkılarınızı öğrenmek istiyorum. Buyurun, söz sizde. Evet hocam, saygılar. Bu sene havanın şartlarına göre çok güzel bir performans aldık. Ben 4 yıldır kullanıyorum, 5. senede. Çok memnunum. Fındığın püskülü olmamasına rağmen gez de olsa doğru 3 yıldır üst üste, hatta bu sene artısı bile olmasına rağmen aynı fındığı aldım. Mesela geçen yıl kaç ton veya ne kadar, kaç kilo fındık Geçen almıştınız? sene 900 kilo aldım. Bu sene 1 ton aldım. Artısı da var. Fındık ilk Peki, başlarda peki hocam, şey anlatacağım. Şimdi sen 1 ton alırken aynı ölçülerde komşuların var mıydı? kardeşlerimden örnek vereyim. Birisi 600 kilo aldı, birisi 700 kilo aldı. Aynı fındığı almamıza, hani aynı Aynı fındığı metrekare alan olmasına altı rağmen. dönüm, altı dönüm 300 metrekare. Bugün şeyde ziraat 200 şey kiloya yaklaşmışsın yani, maşallah. yani. Samsun'dayken hafta sonları ne kadar bakıyorduk, ilaçlayamıyorduk. Aldım 400-450 kiloydu. Yani bu yıllarca. Ama 3-4 seneden bu yana 2 sene üst üste 900 kilo, bu sene yine arttı. Olumsuzluğa rağmen 1 ton aldım. Ben çok memnunum. En ufak hani randıman konusunda yeni bir sistem çıkarmışlar. Fındığın ortalarına kesiyorlar. Hiçbir kokarca dahi uğramamış. Sadece bir iki tane çürük. O da hava şartlarında yağmur yediği için normal çürük. Onlar tabii kendilerine göre 50 randıman dediler ama bizim fındığımız ortalama, yani ben her sene ölçtürüyordum, 70'ten aşağı gelmiyor. Ama özel sektör ne yapıyor? Yine 50 randıman
geldi. 3-4 randımanımız orada yedi. Yiyorlar. Evet. Yapacak bir şey yok. Bu sene harbiden fındık ilk maçlarda doğmadığı için en son Haziran'ın 15'inde dahi doğan fındığı yetiştirdi. Bunu bazı arkadaşlarımız algılayamıyor. Fındığın çoğu mesela ondan önce 6-7 kilo alırken 4-5 çuval boş çıkıyordu. Bu sene 2 çuval çıktı. Benim bir tonla. Evet. Şimdi biladerin yeri bakımsızdı. Geçen sene 240 kilo aldık. Bu sene 500 kilo çıktı. Evet. Bu sene 500 kilo çıktı. İnşallah seneye daha da güzel bir verim alacak. Ben memnunum. Arkadaşlara da tavsiye ederim, çiftçi arkadaşlarımıza. Teşekkür ederim. Soracağım başka bir şey var. Şimdi bu yıl arkadaşlar, ben şimdi Zekeriya Bey burada çürük konusuna girdi. Ben burada çürük konusunu dile getireceğim. Çok önemli bu çiftçiler açısından. Kıymetli dostlar. Efendim. Tamam.